Evet arkadaşlar çok sabırlısınız maşallah. Çünkü yaklaşık 15 derstir biz daha ilk ünitedeyiz. Tabii özellikle bu arada şeyi söyleyeyim. Ben videoları çok uzun tutmayı çok sevmiyorum. Çünkü dikkati çok dağıtan bir şey oluyor o zaman. O yüzden de maksimum 20 dakikalık videolar şeklinde konuları aktarmaya gayret ediyoruz burada. Şunu söyleyeyim. İlk ünite girizgahtı ama aynı zamanda hep temel işte şeylerin anlatıldığı bir ünite oldu. Bundan sonraki aşamada ruh sağlığı bozukluklarına başlayacağız ve ilk olarak da duygu durum bozuklukları, işte bipolar bozukluk bunlardan bahsediyor olacağız. Sonra kaygı bozuklukları falan böyle gidiyor olacak. Dolayısıyla evet bu ünite sizi biraz yormuş olabilir. Çok fazla isim var, çok fazla kuram var falan ama bunları bilmekte de bence fayda var. Şimdi son olarak geçmişten günümüze doğru gelirken artık modern psikanalitik kuramların ardından davranışçı kuramlar geldi. Aslında ardından demek çok doğru olmaz. 1930'lu yıllarda Freud'la eş zamanlı olarak ortaya çıkan bir kuramdı davranışçılık. Ama tabii Freud'un popülerliği o kadar çılgıncaydı ki davranışçı kuramlar biraz gölgede kaldı. Sonrasında ise Freud'un trendinin düşmeye başladığı noktada davranışçı kuramlar birazcık daha hızlanmaya başladı. Kimler var? Watson, mesela Guthrie, Pavlov, işte Skinner mesela daha yakın zamanda. Dolayısıyla da davranışçı kuramlar şu iddiayla geldiler. Dediler ki ya biz insan ruhunu göremiyoruz. İnsan ruhunu göremiyorsak niye görmediğimiz bir şey hakkında yorum yapalım ki? Hani Freud'u çok da eleştiren bir nokta bu aynı zamanda. Dolayısıyla davranışçı kuramlar çıkarken ortaya tamamıyla gözlenebilen, hatta ölçülebilen, hatta tekrarlanabilen insan davranışlarına odaklandılar. Çok fazla hayvan çalışması kullandılar. İşte fareler, kediler, köpekler, kuşlar, güvercinler havada uçuşuyordu. Hatta şey diyorlar mesela Thorndike'la Guthrie'nin böyle ortak bodrum katında civcivleri, kedileri olduğu falan söyleniyor. O derece artık. Dolayısıyla da yani baktığınızda davranışçı kuramların bu kadar baskın olması, bu kadar etkili olmasının temelinde tabii ki çok fazla kabul görmüş olması da var. Enteresan bir şekilde insan ruhunun kıyısından geçen bu kuram bir şekilde insan doğasını etkiledi. Ve biz eğitim alanında, işte psikoterapi alanında sürekli olarak davranışçı kuramları görüyoruz belli bir zamana kadar, 1970'lere kadar. Şimdi davranışçı kuramlar çıkarken, özellikle de davranışçı terapiler çıkarken amaç neydi? Davranışı değiştirmekti. Bakın doğrudan müdahale edip o davranış üzerinde bir manipülasyon yapmaktı. Ya bu şu an konuştuğumuz hümanizmde, bilişsel davranışçı terapilerde çok da aslında uygun görmediğimiz bir mantık. Ama şunu da söyleyeyim, bazen buna da ihtiyaç oluyor. Ve Wolpe tarafından sistematik duyarsızlaştırma isimli bir yöntem ortaya çıktı. İşte 1930'lu yıllarda ve hala kullanıyoruz. Yani özgül fobilerde çok da işe yarayan bir yöntem. Hala çocuklarda mesela, yetişkinlerde de öyle kullandığımız, işimize de yarayan, bizi amaca da ulaştıran bir yöntem olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla da davranışçı terapilerin ruh sağlığına yaklaşımları biraz sert oldu. Yani önemli olan karşınıza bir insan geldiğinde onun davranışını değiştirmekti. Peki nasıl? UT bağlantısıyla. Yani sen bu davranışı ortaya koyuyorsun çünkü sana gelen uyarıcı bu ve çıkan tepki bu. Eğer uyarıcı değişirse tepki de değişir mantığını savundular. Yani sert bir yöntem, mekanik bir yöntem. Öyle ya da böyle kabul gören bir yöntem oldu. 1970'li yıllarda bir bilişsel devrim yaşandı. Bu gerçekten bir devrimdi. Yani çünkü dediler ki yahu bu kadar davranışa odaklanmak, yani bu kadar ruhu yok saymak, insan zekasına itibar etmemek bizi nereye götürür? Dolayısıyla da birileri çıktı ve dedi ki insan düşünen bir varlıktır. İnsan düşünen bir varlık olduğu için de aslında insan davranışını etkileyen temel parametre insan bilişinde yatmaktadır. Eğer biz zihinsel süreçleri, bellek süreçlerini, insan bilişinin doğasını ve yapısını nasıl çalıştığını anlarsak eğer o zaman insan davranışlarında tabii ki ruh sağlığı anlamında da çok daha etkili oluruz diye düşünmeye başladılar. Ve dediler ki aslında insanların düşünme şeklini analiz etmek, insanların davranışlarını da analiz etmektir. Ben nasıl düşünüyorsam, düşünme ile davranış arasında nasıl bir bağ varsa, değil mi? Dolayısıyla da bu bağı anladığımız takdirde biz terapide de çok daha kalıcı sonuçlar alacağımızı tabii ki düşündük o dönemden itibaren.
Bugün hali hazırda BEC, bilişsel terapi, Erez'in akılcı duygusal terapisi, yani dolayısıyla bunlar çok çok etkili sistemler. Bilişsel davranışçı terapinin de hala günümüzde bu kadar yaygın ve etkin kullanılmasının temelinde aslında bu bilişsel devrim yatıyor. Ve diyorlar ki, benim çok sevdiğim bir laf, buraya da aldım, kitaba da koydum. Diyor ki, insanlar sadece davranmaz. Yani davranışçılara göre biz sadece eylemden ibaret yaratıklarız ve bizi koşullandırabilirler. Yani birileri gelip uygun çevresel koşulları verirlerse bizi istediğimiz şekle bürüyebilirler. Bilişsel kuram bunu asla savunmuyor. Bilişsel kuram diyor ki, insanlar sadece davranmaz, düşünür ve duygulanır. İnsanların hisleri vardır. İnsanlar mekanik yaratıklar değildir. Bu açıdan baktığınızda insanlara ruh sağlığı açısından da düşünüldüğünde uyum bozan düşüncelerin farkına vardırabilirsek eğer insanlara, o zaman tabii ki düşüncelerin de değişmesi, ruh sağlığının da olumlu yönde değişmesi tabii ki baskın olacaktır diye düşünüyorlar. Ve diyorlar ki, insan bir işi değişirse duygular da değişir. İşte bakış açısı da değişir, paradigması da değişir ve daha sağlıklı bir ruh haline bürünür diyorlar. Ve mantık şu, hep şemalardan bahsediyorlar. Yani aslında karşınıza ruh sağlığının bütünlüğü bozulmuş bir insan geldiğinde biz bu insanın bilişini ya da bilişsel şemaları üzerinde bir değişim yarattığımızda o insanın duyguları da, düşünceleri de olumlu yönde etkilenir diye bir mantığa sahipler. Evet, bugün hali hazırda... Dediğim gibi bilişsel terapiler çok ön planda. Artık davranışçı terapileri çok da fazla kullanmıyoruz. Yani psikanalitik terapiler yine ön planda. Kişiler arası terapiler yine ön planda. Hocalarınız anlatacak bunları size. Ve tabii ki bilişsel davranışçı terapileri çok sıklıkla kullanıyoruz. Böylece ilk üniteyi bitirmiş olduk. Böyle konfeti falan atasım geliyor. Daha eğlenceli konulara başlayacağız. Dediğim gibi burası biraz böyle giriş konusu olduğu için yormuş olabilir ama sonrasında eğleneceğiz diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.